Evet efendim, bugün Turan Bahadır sergi salonundayız. Bugün güzel bir ürünler göstereceğiz. Güzel bir sergi var. Bunun serginin geliri tamamı depremzedelere bağışlanacakmış. Bakalım, hiç bekletmeden sergi doğru ilerleyelim efendim. Güzel bir sergi salonundayız. Demiştik işte bütün el yapımı olan bu sergileri. Tabii yanımızda Hüsam Bey var. Önce bir tanıyalım onu. Efendim merhaba. Merhaba, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilirim ya. Ben Hesam Muhteşem. İranlıyım. Ve arkeolog ve restorasyon işlerine normalden uğraşıyorum. Hobi olarak da yanımda bir el sanatlardan yaptırıyorum. Güzel bir sergi açmışsınız bugün Denizli'de ve hepsi bunların el yapımı olduğu söyleniyor. Bu ürünleri bize teker teker anlatabilir misiniz? Evet, ben 9 sene var şu anda Türkiye'de ve Denizli'den yaşıyorum. Normalde sergi açamadım tabii bugün ama şu anda bizim deprem olduğu için biz kendimize böyle düşündük ki bir sergi açalımız ve gelenleri zarar görmeyen deprem arkadaşlara gönderdiğimiz için bu sergiyi açtık ve çalıştırdık. Tabii ki benim bütün yapanlarım %150 işçilik ve değişik bir şeyler yapıyorum, yani göreceksiniz. Bu ilk sergimiz mi efendim? Evet, ilk sergim oldu. Evet. Peki isterseniz hemen bir tanımaya başlayalım. Evet, şu anda buradan mesela göreceksiniz, bıçaklardan üzerinde bir şeyler yaptırdık. Bunlar çelikler ve bıçaklardan, bir arkadaşımız var, Çınar Bıçak, beraber ortak bıçakları yaptırıyoruz ve geyik boynuzdan, camuz boynuzdan ve değişik eserlerden yaptırdık. Ve mesela Afrodiyat'ın heykeli yaptırdık böyle. Bunlar birebir elle işliyorsunuz. Evet, bunlar %100 el işçilik. Evet. Peki efendim, buraya gelen sanatseverler bunları almak istese ne kadar mesela ortalama? Ortalama fiyatlar 5-6 bin TL'den başlıyor ta yukarıya kadar. Bu yukarı, yani şey yok, sonu yok.
Buraya gelince mi öğrensinler? Evet, tabii ki çok değişik bir fiyatlar var. De işçiliğe göre, malzemeye göre biraz değişiyor şeyler. Evet, tabii ki. Hemen şu arkamızdaki tablolardan da. Evet, bunlar bir adi muarraktır, yani seramik gibi bir şey düşüneceksiniz. Bunlar bir 10.000 parça, tane tanesinden yan yana ben kestim ve koydum puzzle gibi. Ve değişik bir ağaçlar var. Hünnap, civiz, armut, portakal, hatta yabancı bir ağaçlar, abanus falanları, hepsini parça parça kesiyoruz ve renk halinde bu şekilde yaptıracağız. Evet. Bu Hazreti Yunus'un balık ağzından için hikayesi. Ve bunu yaptırdık. Bu Kurban Bayramı'nın hikayesi ve Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'in hikayesi olduğu için yaptırdık. Evet. Bu da aynı yapan yani. Şimdi benim görebildiğim kadarıyla burada taş ve ağaç, bir de taş, çelik, ahşap, metal, çelik, yani hiçbir şey bize beklentimiz yok. Her şeyi yapıyoruz, evet, tabii ki. Hemen arkanızdaki şeye de bakalım. Evet. Yani bu da, evet, yani buraya bakarak yapılmış olan bir, evet, şey. Evet. Bir sevdiğim arkadaşımız, o resme bize attı ve biz bu tek parça bir motor, yani bunun, evet, hiç bir normal bir ağacı biz oyamaklardan bu halinde getirdik. Evet, bu asa bir özel bir asa, hatta uç parça, ben böyle size gösterebilirim. Bu uç parça bir asa ki böyle birlikte birleştiriyor. Bu asa dünyanın UNESCO'nun sertifikatası var ve milli nişanı var. Kaç tane tabugun sergiler ve fuarlara gitti, hepsi birinci asal oldu. Üstünde 20 tane falan böyle heykeller var, göreceksiniz. Böyle yapan heykeller var üstünde. 23 tane falan heykel var ve 100 tane insan kafa yüzü var topla. Böyle bir asa. Peki efendim, bunu gerçekten emek isteyen bir iş. Evet, bunu kaç günde bitirebildiniz? Valla bunlar gün değil yani. Mesela bunlar belki 3 ay, 4 ay fazla sürebilir. Bir daha ben sürekli bunlara yapamıyorum yani. Mesela biraz üstünde çalışırım. Başka işler var, ders var, falanlar var, kendimiz yani işler var. Boş vakitte. Evet, boş vakitlerde ve çok uzun. Sürekli çalışarımız yani, evet, 3-4 ay zaman sürebilir tabii ki. Evet, şuradan da hemen bu tarafa da geçelim. Evet, burada da sevgili izleyicilere bakın hemen. Evet, tabii. Bunlar bizim pipolar. Mesela bu hünnap, yabancı bir hünnap. Evet, yabancı bir hünnap ve geyik boynuzunu birleştik yaptık. Evet. Burada tabii sevgili seyirciler, almak isterseniz buraya gelebilirsiniz. Burası biliyorsunuz Çınar'ın hemen belediyenin altı. Turan Bahadır Sergi Salonu. Tabii efendim burada da bıçaklarımız var. Evet, buradan bıçaklarımız var. Değişik bir modeller yani, bıçaklar, pipolar, değişik bir şeyler. Ben biraz böyle değişik bir şeylerden yaptırdım ve çalıştırdım ki yani herkes nasıl bir insan sever bir şey varsa ona göre evet almaya çalıştırabilir yani. Evet, burada bir taş var. Bunun ben böyle hatta size alalım. Bu taş ben bir imparator, yani bir Mısır'ın firavunlarının anlamaya bir şey. Bu normal bir taş yani, hatta dere taşı diyorlar, hatta koy taşı diyorlar. Buldum ve üstünde çalıştım. Yani mutlaka çok özel bir şeyler üstünde çalışamıyorum. Fark etmez. Ne bularım üstünde çalışıyorum yani, sevdiğim için. Efendim, bu taşın rengi özelliği bu mu? Evet, evet, rengi özelliği budur. Evet. Yani bizim bildiğimiz taşlardan değil. Evet. Yok yok, böyle farklı bir taş da olabilir yani. Evet. Mühim olan onu orada görebilmek, o şeyi dizebilmek. Evet, şu tarafa da geçelim. Şurada da gördüğünüz gibi farklı taşlar var. Burada da efendim bunlar da. Evet, bunlar biraz çok ince ve çok küçük taşlar var. Yani bunlara yüzük yapılmış gibi kullanabileceğin taşlar. Mesela bunun üstünde Kur'an'ın ayetleri yazdırdım. Bunun Allah'ın en büyük adını yazdırdım. Burada bir esker var, Osmanlı eskeri var. Burası İskender'in kafası var. Ve buradan bir tane taş var, özellikle akik, Yemen akikin üstünde. Bunun imparatorun Haşayarşah savaş muhuru, savaş zamanında bunu
yaptırıyorduk ve savaş başlıyorduk. Bu taşın dünyanın en küçük ters muhuru ve altta yazmış, yani eski hatlardan yazmış ki ben dünyanın padişahıyım ve imparatoruyum ve en büyük dünyada sultanım falan, onu da yazdırdım. Yani bütün çizimler falan, bunları hepsinden öyle bir taş bu halinde getirdim. Peki, şu tarafa da geçelim. Burada. Burada da bir değişik pipolarımız var. Geyik boynuzdan, hünnap ahşapta, keykom ahşapta değişik bir pipoları yaptırdık. Ve böyle bezilerden çok işçilik var üstünde. Bezilerde de böyle, evet, bezilerde de böyle normal halde bıraktık. Tabii ben görebildiğim kadarıyla mermerde. Evet, bu bir mermerden bunu yaptırdım. Bu Laodikya'nın simbolu. Evet. Ve bu eser orasının yani önemli bir tabandan bunu çalışmışlar ve koymuşlar. Biz de oradan yani bir 6 sene önce de bunu yaptırdık ve sergi için getirdik burada. Peki evet. Şurada da ağaçlar var sanırım. Ağaç üzerine çalışılmış. Ağaçlar var. Burasından son akşam yemeği, Hazreti Mesih'in çarmıhı, bunlarının bir İtalya'nın büyük kilisesi Florence'da bize birkaç tane eser sipariş verdiler ki biz toplam 17 tane onları heykel ve tavalı yaptırdık. Bu son akşam yemeğinin oradan 2 metre, 4 metrenin karından ahşap üzerinde çalıştırdık. Böyle büyük işlerden yapmadan önce de biz bir küçük deneme yapıyoruz. Bunlar onlara denemesi. Evet. Geçelim. Burada da aynı taşlar var. Bunlar da yüzük taşlar. Yüzük kulye, taşları. Kolye için. Bunlar Allah adınlar. Burada mesela bir küçük bir taş var. Allah altta yazmış ve etrafında Bismillahirrahmanirrahim yazmış. Böyle küçük bir taş ama hepsini yazmış. Burada Hazreti Muhammed'in adı ve Erhamer Rahim'in yazmış. Böyle değişik Allah'ın adı, bilmiyorum, değişik bir böyle bir şeyler. Bunlar da kolye için. Bunlar yüzük için kullanıyorlar, kolye için kullanıyor. Küçüklerden, evet, onlar kulüver ama bu çok küçük. Mesela bunları yüzük için kullanıyorlar, evet. Evet, hemen arkamız tesbihler de görüyorum ben. Evet, bu tesbih hünnaptan yüzden yüz el işçilik, yani hiç tornada falan da hiçbir şey yapılamamış. Yüzden yüz elden, evet, birebir elden. Bu da UNESCO'nun sertifikatesi var ve milli nişanın sertifikatesi var. Evet. Şu hemen. Evet, bir müzik mezemi diyebiliriz. Evet. Bu Afrika'nın özel bir çalgısı. Oraya ben gördüm, çok hoşuma geldi. Bize satamadılar, çünkü yurt dışında satmayı yasak dediler. Ben de tam orasında nasıl yapıyorlar falan öğrendim ve kendim için bir tane yaptırdım. Evet. Hemen şu tarafa da geçelim. Şurada da hemen. Evet, buradan da bir bıçağımız var. Bir eser var buradan ki bunun bir daha önce de antik zamanda bir hikayesi var. Şeyh San'a hikayesi. Bu Şeyh San'a'nın arka hikayesi, yani bundan başlanmış o hikaye. Bu da bizim yapan malzemeler. Biz bu bütün şeyleri, işleri bu malzemelerden yaptırıyoruz. Evet. Bunları da ben kendim yaptırıyorum. Evet. Hepsi ayrı bir işçilik. Evet. Hemen şurada da bir taş görüyoruz. Bakın burada da bir taş. Sevgili izleyiciler, evet, şöyle bakarsan burada. Mesela bu da bir taş, de bir de normal bir taş yani. Evet, hatta bildiğimiz, evet, bildiğiniz yani, bahçe taştan, evet. Bunlar bahçeden yani, doğru, her yerden doğru. Köylerde böyle herkesin, evet, bir kapısının önünde olan bir taşlar. Zaten ben bunun bir kapıyı onun da aldım. Yani evet, bunun bir hatta Fatime Ellisi'nden bir teyzeye gördüm. Evet. Bu taşı oradan kapının önünde gördüm. Hala bir hikayesi var, fazla uzatmayayım. Hoşuma geldi. İstediğim bir başka bir taş oraya koydum. Bunu aldım ve bunun üstünde çalışmayı, bu çalışmayı yaptırdım. Yani, bu iş ayrı bir şey. Yani bakabilmek de önemli değil mi efendim? Evet, yani biz yani taş deyip demeyeceksiniz. Tabii ki. Burada bakın bir yüz çıkarmışsınız. Onu görebilmek de önemli. Evet, tabii ki doğrudur. Tam öyle yani. Bizim için insanlar başka bir şeyler belki de çok görebilirler. Bizim hiçbir şey çöp değil. Bizim tam küçük parçalardan her şeyi bizim içinde bir önemli bir asar çıkarabilir. Yani biz de öyle her şeye bakıyoruz. Evet, şu tarafta da geçelim. Bakın burada da yine aynı bıçaklarımız var. Tabii bunların da bıçaklarımız var. Mesela bu tam geyik boynuzdan bir bıçak. Evet.
çok değişik ve çok işçilik bir, evet, böyle bir eser yaptık. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir sergi olmuş. Ama ben burada en nadide, evet, yani bu işte burada buranın en yüksek fiyatlı dediğiniz ürün hangisi acaba? Gerçi hepsi birbirinden daha şeydir ama, farklıdır ama. Yani sizin işte bakın burada bizim en çok dediğiniz şu mu acaba? Ben böyle size diyeceğim. Zaten bunları, evet, mesela şu anda bir sanatçının, siz diyersiniz ki bu asar kaç ya, o asar kaç, biraz değişik. Yani biz bunlara aile gibi bakıyoruz, çocuk gibi bakıyoruz. Bunlar benim çocuğum gibi. Ben çocuğuma nasıl bir fiyat koyalım, nasıl bir satabilirim yani. O yüzden tam öyle denk bir fiyat düşünemiyorum. Evet, düşünemiyorum. Ama mesela o Haşayar Şah'ın, imparatorun muhuru, yani bir daha da yapılmaz yani. Onu belki de 20-30-40 bin dolar da diyersen ben veremem onu. Çok değişik bir şey, çok zor bir şey ama tabii ki yani bunlara fiyat koyması zor, satmaya bile zor yani. Hemen bu tarafa da geçelim, burada da artık sonuna geldik sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi hemen Hessam Bey'in fotoğrafı ve şu anda bir CV'si. Şurada da hemen, biz hemen ilk girişte çok dikkat ettik, aynı şey, evet, bu taşta da var. Evet, yani evet. Ben o taşı büyük bir fuaradan ben o taşı yaptırdım. O fuaradan bu taşı yaparken daha küçüksüne kimse yapamaz dediler, büyük taşını. Ve çok küçük, çok değişik, çok özel bir eser çıktı dediler. Ben de 5 gün zamanımı, sabah akşam, akşam sabaha kadar zamanımı koydum ve bu küçük taşı yaptırdım ki yapabiliriz her şeyi. Fark etmez. Küçük, büyük hiç fark etmez yani. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sergimiz kaç gün burada kalacak? Biz 2 Mart'a kadar sergimiz kalacak. Bir daha da soruyorum, burası bütün gelenleri, bizim zarar görmeyen deprem arkadaşlarımızı göndereceğiz. Ve yani şu anda elimize ne gelersen düşündük. En az bir böyle bir sergi açalım. Dedim ki ben 9 sene var Denizli ve Türkiye'de yaşıyorum. Burasını ekmek yediğim, çocuğum burada doğmuş ve büyümüş, biz de buralı olduk gibi. Ve tabii ki çok üzüldük. Deprem için çok büyük bir bala, hepimize büyük bir bala oldu. Ve ne yapabiliriz düşündük. Ta 2 Mart'a kadar buradan inşallah bir şey elimize gelersen yapmayı düşündük. Peki, çok teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet efendim, bir programımızın sonuna geldik. Bu sergimiz 2 Mart'a kadar açık olacak. Gerçekten buraya gelip görmenizi isterim. Bu güzelliği görün. Hem bu güzelliklerden yararlanın, alın derim. Çünkü güzel bir yere gidecek. İnşallah başka bir yerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.